Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Anlat bana çünkü ben artık anlamıyorum seni. Sen bize ne yapmaya çalışıyorsun? Bize, ailene, canından kanından olan insanlara ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne yaparsan yap, nereye gidersen git Saruhanlısın. Bunu bu hayatta hiçbir şey değiştiremez. Anla bunu. Sen bana en son ne dedin abi? Eğer o kapıdan içeri girersen... Dedim doğrudur. Sen de arkana bile bakmadan girdin. En azından orada beni seven biri var. Hesapsız kitapsız seven hem de. Siz onun canını yaktınız. Vay be. Vay be. Bin yıl düşünsem bunu bana söyleyeceğin hiç aklıma gelmezdi biliyor musun? Benim gözümden sakındığım kardeşim gelmiş bana İlhan Karaca'mı savunuyor. Şu geldiğimiz hale bak. Benim hiçbir şey onunla değil. Yalılar, köşkler, şirketler. Hayatım boyunca hiçbir zaman paraya önem veren biri olmadı. Bunu en iyi sen biliyorsun. Ben sırf sizin için, sizin geleceğiniz için, senin, Kadircan'ın, Kübra'nın... Kübra'nın geleceğini babası düşünsün. Niye öyle dedin? Ailesinden başka her şeyle alakadar çünkü. Her türlü acayip işin içinde yani. Nasıl yani? İlhan'ın vücudunda onlarca kırık var. Uyanacak mı, uyanmayacak mı belli değil. Onu bu hale kim getirdi peki? Servet abim. Yalan. Gözlerimin içine bakarak söyledi. Bana inanmıyorsan git ona sor. İlhan'ı sen mi ittin diye sor. Müsaade edersen benim biraz işim var. Kısa. Kısa. Abim doğru bir şey yapmış demiyorum. Yanlış, çok yanlış. Çok yanlış. Peki o görüntüleri babamın önüne kim koydu? Ha? Servet abim de aynı şeyi söyledi. Ne önemi var ki? Sen bu herifi tanımıyorsun. Sen bu herifleri tanımıyorsun. Bunlar bize benzemezler. Bunlar bizim gibi değiller. Bambaşka hayatlar, bambaşka gerçekler, bambaşka öncelikler. Düşün Müşram, ne olursun düşün. Bak üzüleceksin. Bak çok üzüleceksin. Düşün. En azından hayatını kiminle geçirmek istediğini düşün. Kalbi öyle kırılmıştı ki Kader'in, sanki bir daha parçaları hiç birleşmeyecekti. Bir yandan kırgın, bir yandan öfkeliydi. Birazcık şefkat için adam öldürecek hale geldik demişti babasına. Doğruydu. Hala sözünün arkasındaydı. Anlatmak zorunda değilsin. Biliyorum, zorunda değilim ama anlatmak istiyorum. Her şeyi bil. Aramızda gizli saklı kalan hiçbir şey olmasın. Evet, videoyu ben gönderdim. O an öyle olması gerektiğini düşündüm. Çünkü... aslında sana her şeyi baştan anlatmam gerekiyor. Dinliyorum. Ali Saruhanlı ile ortak bir işe girdik. Büyük bir yatırımdı. Kazancı da ona göre olacaktı tabii. Neden bu işe girdi, ne gerek vardı diye soracak olursan... hayatımda bir kere babamın benimle gurur duymasını istedim. Yoksa ne parasında ne de başka bir şeyinde.
Neyse işte sonra kaza. Bütün planlarımı alt üst etti. Bu arada babam bizim dünyamıza bayağı yabancı. Çok farklı bakıyor olaylara. Anlaşamadık. Dilimiz tutmadı. Kadir'le de ders düşünce zarar etmeye başladım. Bir yanda babam, bir yanda sizinkiler. Ortada sıkışıp kaldım işte. İşleri korumak için. Babam için. Hayatımda hiç istemediğim şeyleri yapmak zorunda kaldım. İnsanın babası için hiç istemediği şeyler yapmak zorunda kalması ne demek çok iyi biliyorum. O kadar iyi anlıyorum ki seni. Hadi. Bütün bunları aileme neden yaptın diye düşünüyor olabilirsin. Sadece paramı geri almak için. Sanmıyorum. Belki gurur. Belki güç. Belki yalnızlık. Belki de sadece babamı mutlu etmek için. Teşekkür ederim bana her şeyi olduğu gibi anlattığın için. Sana beni affet diyemeyeceğim çünkü haklısın. Size, ailenize çok kötü şeyler yaptım. Kantım, ondan fazla yorma kendini. Beni affetmeyeceksin belki. O yüzden her şeyi söylemek istiyorum. Aklımda kalmasın. Şu an. Seni gördükten, seni tanıdıktan sonra her şey karmakarışık oldu. Büşra'dan önce, Büşra'dan sonra. İki farklı ilham. Hani derler ya, bugün geri kalan hayatının ilk günü. Onun gibi işte. Sadece babasını mutlu etmek için yaşayan İlhan öldü. Onun yerine kendisi için yaşayan İlhan geldi. Bundan sonra sadece kendi mutluluğum için yaşayacağım. Ve seninle yaşayacağım. Eğer tabii sen de istersen. Çünkü ben sensiz mutlu olamam. Benim de sana anlatmam gereken bir şey var. Sen kendinde değilken babam benden bir şey istedi. Yapmadın değil mi? Yapmadım de. Lütfen. Neyi? Babam senden ne istediyse onu. Bir dinle. Ferit Bey, Elif Paktaş diye birine yetki vermiş. Bizim holdingde yöneticilik yapıp abimleri denetlemesi için. Benden de ona destek olmamı istedi. Ferit Karacan'dan da bu beklenirdi zaten. Sen bu haldeydin. Abimlere de çok kızmıştım zaten. Böyle olunca ben de kabul ettim. Holding'e gidip abimin karşısına çıktım. Ya. Karışma bu işlere. Burası çok kirli bir dünya. Babamın güç savaşlarına da, oyunlarına da kurban etmeyeceğim seni. Sen bütün bunlardan uzakta öyle güzelsin ki seni kirletemem. Duydun mu beni? Anne. Anne. Anne.
İlhan. İlhan kimsin? Çekil! Dün gece sayıkladın bir ara. Ne söyledim acaba saçma sapan uykumda? Aslında pek uykuda gibi değildin. Yani yatakta oturuyordun. Gözlerin de açıktı. Hiç hatırlamıyorum. Şaka mı yapıyorsun? Yok, hayır. Böyle bir konuda şaka yapılır mı hiç? Ne dedim peki? Pek hatırlamıyorum aslında. Yani anlayamadım pek. Öyle biraz karışıktı yani. Sayıklar gibi. Duyamadım çok. Hadi soğumasın. Ne çorbası bu? İlikli kemik suyu. Kırıkların kaynaması için. Zaten bir bu bir de paça. Kemik erimesine de veriyorlar. Sen nereden biliyorsun peki bunu? Annem yapardı biz küçükken. Yani abimler böyle bir taraflarını çok kırıyorlardı. O yüzden bizim evden alçıda bu çorba da pek eksik olmazdı. O kadar da sıcak değil aslında. Ben ağzın yanmasın diye. Bitti zaten. Hadi ya. Hiç bitsin istemiyordum da işte. Bitti. Ben yine yaparım sana. İçiririm yine. İstersen. Çok isterim. Benim şimdi gitmem lazım ama. Nereye gidiyorsun? Bizimkiler götürüp getirsin seni istersen. He yok, gerek yok. Yani o kadarlık bir şey değil. Önemli bir işim var. Halledip geleceğim. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Sen dinlen, ben geleceğim. Oturun Servet Bey. Olayın olduğu gece inşaatta Servet Saruhan'ın yanınızda mıydı? Evet. Sizi inşaattan aşağı o mu itti? Memur Bey, malum biraz ağrım var. Bir bardak su alabilir miyim? Sağ olun. Firuz'un teklifini düşündün mü?
Sen nereden mi? Fazla vaktin yok. Boş soru sorma. Hızlı düşünmeye çalış. Beni aşağı ittiğin andaki gibi. Teklifi kabul ediyor musun, etmiyor musun? Cevabın kaderini belirleyecek. Ediyorum, kabul. Kabul. Yazık. Çok yazık. Beni inşaattan iten adama ben saygı duyardım mesela. Çünkü inandığı bir değer uğruna yaptı bunu. Ama şu haline bak. Sefilsin. Gerçekten. Buyurun. Çok teşekkür ederim ya. İyiseniz devam edelim. Hı hı. Sizi inşaattan aşağı iten şahıs Servet Bey miydi? Hayır. Servet Bey benim iş ortağım. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. Olay o gittikten sonra oldu. Kaza. Öyle işte bir anlık dalgınlıkla. Geçmiş olsun ortak. Daha kötü de olabilirdi, iyi yırttın. Çek arabanı, bir de seninle uğraşmayayım şimdi. İçeride öyle dememişsin ama. Daha soru bitmeden evet diye atlamışsın, şahitlerim var. Geç içeri. Seni bekleyen biri var. Baba. Evet. Benden istediğin şeyi yaptım. Ne? Benim de senden istediğim bir şey var. Kendimden çok Büşra için. Ahmet'i diyeceksen o işi ben hallettim. Teşekkür ederim. İyi, kapat. Hastaneye dönmeden bir işimiz daha var. Hemşire hanım, pardon. İlhan'ım. İlhan Karaçam'a bakmıştım. Odasında yok. Nerede biliyor musunuz? Biraz hava almak istedi. Giriş kattaki terasta. Teşekkürler. Rica ederim. Sahil sakin ve sessiz. Motel ışıkları, durgun deniz. Karşıda bir balıkçı teknesi. Kırık dökük iskele. Sıcak günlerin yorgundu üzerimde. Umutsuzluk görünür de. Henüz batan güneşin özlemi. Ve bu yalnızlık çekilmez gibi. Sahil sakin ve sessiz. Güneş ısıtmıyor artık tenimi.
sonunda yağmurlar geldi. Bu kumsaldan geçmek vakti. Lütfen. Üzerindeki taş 4,5 milyar yaşında. Yani hepimizden yaşlı. Neredeyse dünya kadar. Biliyorum, zamanlamam inanılmaz kötü. Senin içinde bulunduğum durumun da farkındayım. Bitirmen gereken şeyler var. Ama ben beklemek istemiyorum. Benimle bu hayatı paylaşmaya var mısın? İyisiyle, kötüsüyle, sevinciyle, hüznüyle, her şey. Yalansız, dolansız, riyasız. Sadece ikimiz. Sadece sen. Benimle evlenir misin? Bana bunu yapmadın değil mi kızım?